Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nın sıfırdan geometri kampında yerden sıfırıncı günden geldik 26. güne ki şimdi artık o dörtgenlerin içerisinde en önemli dörtgenlerden birine en çok sorunun çıktığı dörtgenlerden birine geldik kendisi yamuk. Yamuk mu? Hocam yamuk nerede ki kitapta diyorsan şöyle sana konum vereyim sayfa vereyim beraber açalım oradan bir başlayalım yamuğa en çok sorunun çıktığı dörtgeninde tabiri caizse içinden geçip gidelim efendim sayfa 199'u açıyoruz 199'da ne yapıyoruz? Yamuğun birinci adımıyla başlıyoruz ki 6 tane birden adım bitireceğiz. Hazırsan? ...beraber söyleyelim. Ne diyoruz? Elimizde kalem, önümüzde sıfırdan geometri. Hocam tabii ki... ...gönder, gönder gelsin ve... ...dedim seni karşıma aldım. Arkadaş önce neyle başlanır? Tabii ki yamuğun tanımı ve tabii ki... ...yamukta açıyla başlayacağız. Şimdi şöyle güzelce ekranıma yerleştim. Baktım her şey tamamdır ve dedim ki... ...arkadaş yamuk ne demek en az iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk adı verilir. Bak en az iki tane kenarı birbirine paralel olacak. Diğeri paralelmiş değilmiş bizi ilgilendirmez. Peki biz burada paralellikten kastımız ne? Buradaki kenarla alt tabanla üst taban birbirine paralel olacak. Peki yamukta açıyla ilgili benim bilmem gereken mevzu ne hocam? Yamukta ile ilgili bilmen gereken mevzu buradaki B açısıyla A açısının toplamı kaç derece olmak zorunda? 180 derece. Sen diyeceksin ki bana hocam neden onlar 180 derece? Neden 180 derece çıkıyor diyorsun? Hemen ben de ayarlıyorum efendim. Bak şunları şöyle uzatıyorum diyorum ki arkadaş bak burada Z kuralı var. Z kuralından A'yı buraya taşır mısın? Peki aynı mantıkla D'yi de yukarı taşır mısın paralellikten ötürü? Paralellik varsa biliyorsun ki Z kuralını uygulayabiliyoruz. Aynı şekilde C ile D'nin toplamının da 180 derece çıkması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki ben sana bir soru daha sorayım ama kesin biliyorsun. Dörtgenlerde yamuk olsun paralel kenar olsun dikdörtgen kare hiç fark etmez. Dörtgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? Yani ben bunların hepsini toplarsam kaç derece elde etmem gerekiyordu? 360. Paralel kenarla ilgili özür dilerim yamukla ilgili bilmen gereken... Açı mevzusu bu arkadaş. Bu kadar. Şimdi gel bakalım. Örnek bir ile başlayalım. Alfa var, 60 var, 100 var, beta var. Bu bir yamuktur. Nereden anladım? En az iki kenarı birbirine paralel. Ve paralellikten ötürü şuradaki komşu açıların toplamı kaç derece çıkacak? Hocam oradaki iki açının toplamı 180 derece olacak. Alfa buradan kaç derece geldi? 120 derece. Peki aynı mantıkla buradaki komşu açıların toplamı da yine 180 derece olmuyor mu? Oluyor hocam. Ve buradan da yine betanın cevabı 80 derece gelmez mi? E ben bunları toplarsam alfa artı beta'nın toplam cevabı nereye götürür beni 200 derece. Vurdum cevabı 200'e. Gönder gelsin bakayım dedim sıradakine. İkinciye baktım. Hemen paralelliği yakaladım bak burada. Manen burada bir paralellik var. Burada ne oluştu? Z oluştu. Buradaki Z'ye baktım. Dedim ki ya arkadaş ben bu 20'yi nereye taşırım? Buradaki tepe açısına taşırım. Yetmez. Bak burada da 20 var. Anında burada da yakaladım hocam. 20 burada. 20 burada. Tamam. E biz ne demiştik? Buradaki iki arkadaşın toplamı kaç derece yapacak? 180 derece. Alfa artı 40'ın cevabı 180 ise alfaya kaç derece kaldı? 140 derece kalır. Vurdum cevabı. İndim aşağıya. Yine bak paralelliğin verilmiş. Ama bu sefer paralelliğin haricinde bir de eşit kenarlar verilmiş. Şuradaki eşitliklere bakmanı istiyorum. Gördük mü eşitlikleri? Gördük hocam. Peki ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaş hiçbir şey gelmiyor aklıma. Tamam evet hocam burası bir ikiz kenar üçgen oluştu. İkiz kenar üçgende burası alfaysa burası da alfa. Başka ne var aklına gelen? Buradaki 100'ü gördün. 110'u gördün. 140'ı gördün. Toplamı ne yaptı? 150. E üçgenin iç açılar toplamı 180'di. Biz 150'den 180'i çıkardık. Şurası 30 derece kalır mı kalır hocam? Bitti mi bitmedi hocam? İster buradan yaparsın. Şunların toplamı 180 derece dersin. İstersen ters S dersin. Dersin ki hocam 30'u buraya koyarım. 2 tane alfa ile 30'un toplamı 180 derece ise 2 alfa 150 derecedir. Alfa eşittir 75 derece. Ama bak dönüyoruz dolaşıyoruz nereye geliyoruz yine? Üçgende açıya geliyoruz. Ya bak biz dörtgen mi yapacağız? Üçgen 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 abi. Bizim paralımız üçgen. Üçgen biliniyor mu? Dörtgenin yapılı Bak inanmayacaksın. Hocam alakası yok. Yapılma yapılır. Çember. Çember sorularını bile sen yine üçgen yardımıyla çözeceksin zaten. Onu ben bir kere söyleyeyim sana da haberin olsun. Geldim sorumuza yine. Paralelliği gördün mü? Ya bildiğimiz açı sorusu yok burada başka bir şey. Hocam paralellik var. Z'den ötürü ben alfayı taşıdım buraya. Doğru mudur? E açı ortay var. Alfa burası? E bitti burası. Bak neredeyse yamuğu kullanmadım bile. Ya da bu ikisinin toplamı. Yani iki tane alfa 70'in toplamına 180 diyebilirsin. Buradan iki alfa 110 derece gelir. Yani benim alfam kaç derece gelecektir? 55. Neresi, neresi burası? Vurdum cevabı D seçeneğine. Birinci adım bitti. İkinci adıma geçmeden önce tabii ki biz önce ne yapıyoruz? Sorularımızı çözüyoruz. Hızla sorularımızı çözüyoruz. Ama gerçekten yavaş yavaş sana soru bırakma vakti geldi. Bunu halledersin. Bunu da halledersin. O kadar kolay. O kadar kolay. İnan o kadar kolay. Ha bunu yapamaz mısın? Yaparsın ama kafadan direkt beraber yapacağız. Alfa 80 buraya ne kaldı? 180 için 100 kaldı. 150 beta buraya ne kaldı? 30 kaldı 180 için. Bu ikisinin toplamı soruluyor. Ne yaptı? 130 derece. Baktım vurdum devam ettim yoluma. Güzel açı sorusu zaten kolay olacak. Hocam burada ne var? ikiz kenar var. Burada ne var? Paralellik var. Peki paralel kenar daha doğrusu yamuğun olduğu aşikar. Çünkü en az iki kenarı birbirine paralel olarak gözüküyor. 100 derece burada. Eğer ben 180'den 100'ü çıkarırsam 80 kalır. 80'i alıp 2'ye bölersem kaç kalır? 40 derece. Hocam 40 derecemiz burası. Hocam 40 derecemiz burası. Bu da kabul mü? Kabul. Bitti mi? Bitmedi elbet. Çünkü bak şurada da ne var? Paralellik var demiştin hocam sen. Bu paralellikten ister 40'ı buraya taşı yap. Ya da yamuğun özelliği gereği. Bu açıların toplamı alfa artı 70'in toplamı 110 derecede alfanın daha doğrusu 180 derecede şuraya 180 dereceye yazalım 70'i karşıya attığında alfaya kaç kalır 110 doğru cevap nerededir B seçeneği vurdum cevap B seçeneğine gönder gelsin dedim devam 5. soruyla yolumuza devam ediyoruz şekildeki yamukta alfa kaç derecedir diye bana soruyor neredesin alfa sen bakayım nerede baktım bak burada alfa var burada ikiz kenarlığı gördün mü gördüm Alfayı ne yapacaksın? Hocam buraya taşırız. Bitti mi? Nereye bitiyor ya? Bir dur. Bir dur. Nereye bitiyor? Bak bu 15'i niye verdi sana? Şuradaki 125'te topla diye verdi. 125'te 15'i topladın. Ne yaptı? 3, 4, 140 derece yaptı. E 180'den 140'ı çıkarınca üçgenin iç açılar toplamından 40 derece neresi? Burası hocam. E sen de biliyorsun ki yamukta buradaki komşu açıların toplamı her daim 180 derecedir. 2 tane alfa 140 sa alfanın cevabı 70'tir. Seçeneklerde 70 mi 70? Ama espri yaptım ona. Hani 70 yetmemiş. Tamam çok kötü. Hocam yanma. Aman hocam sen espriden uzak dur. Tamam sen bilirsin. Ya espriden uzak dur diyor ama sağlam soru geldi. Ne diyeceksin? Güzel soru geldi vallahi. Ona bir bak. Şekil 1'de A, B, C, D, M, U şeklindeki kağıt EF paraleldir. AD olacak şekilde. Tamam. EF boyunca ok yönünde katlandığında A ve şekil 2'de A ve D noktaları BC üzerinde sırasıyla A üstü D üstü noktalarından geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Nereden katlıyorsun arkadaş sen bunu? Eğer bu parça komple bunun üstüne geliyorsa belli ki nereden katlamışsın? tam ortadan katlamışsın. Mesela sen eline bir kağıt al arkadaşım. O kağıdı böyle katla tam üst üste biniyorsa o kağıdın neresinden katladın? Tam ortasında. Misal bak bunu böyle kağıt üzerinden anlatmak gerekirse bak kağıt üzerinden. Şöyle kağıt üzerinden anladık. Bunu tam bunun üstüne katlayabilmem için nasıl olması lazım? Eşit olması lazım. Buradaki uzunluklar diğer sayfanın tam üstüne kapatabilmesi için eşit olması gerekiyor. Ne güzel netledi yalnız ha, kamerada. Helal olsun. Anladık mı mevzuyu? Anladık hocam. Buradaki eşitliği gördük. Bitti mi? bitmedi. Hani biz böyle sorularda ne yapıyorduk? Diyorduk ki hocam katlama sorusu varsa onun katlanmadan önceki halinde çizmekte fayda var. Bizim işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Yani benim gördüğüm ifade şu mudur? Burada çift çizgi var. O çift çizgi burada da var burada da var. Burada böyle dalga işareti var. Burada da dalga işareti var. Katladığım için burada da var. Hatta hatta burada nokta açısı var. Nokta açısı var. Burada cızgı açısı var. Burada cızgı açısı var. Bitti mi? Nereye bitiyor? Arkadaş katlama sorularının hepsinde ne vardı? açı ortay vardı. Bak burada açı ortay oluşturdum. Yetmedi. Hocam burada ne oluşturdum? Burada da açı ortay. Yalnız yapacak şekil kalmadı. Hadi buna da çift çizgi çift çizgi açı ortayı diyelim. Galiba oldu. Güzel. Her şeyi yaptım yazabileceğim. Bir bakalım. AD paraleldir BC. Tamamdır onu zaten öğrendik. Şimdi bana bir de şöyle bir şey veriyor. Diyor ki DFC açısına 20 derece ekle. DFC neresi? D üstü F C açısı burası. Gel biz bu açıya X açısı diyelim. Tamamdır hocam. Üstüne 20 ekle B A, A E A üstüne ekle diyor. Yani şurası X artı 20 derecedir diyor. Ve sonrasında kalkıyor diyor ki benden ne farkını istiyor? B A A şurası D burası. Şuradaki açıdan şuradaki açıyı birbirinden çıkar diyor. Yok artık. Yok artık diyorum başka bir şey demiyorum. Hocam nasıl gideceğiz o açıya? Mümkün mu mü açıya gitmek? Bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim. Bak bakın şurada paralellik var mıydı vardı. Burada paralellik var mıydı vardı. Buradaki nokta açısıyla şuradaki aslında açılar ne olmak zorunda? Nokta açısı olmak zorunda desem inanır mısın? İnanırım hocam. Peki buraya çizik yazmıştın hocam. Bak bunları birinci bir kez daha yapıyoruz ki daha rahat görelim. Bak şuradaki köşe açıyla şuradaki köşe açı paralellikten ötürü bu da çizgi bu da çizgi açısı olmaz mı? Olur hocam. Peki ben o çizgileri bulabilir miyim? O nokta açılarını bulabilir miyim? Deneyeceğiz. Ama bir şey istiyorum. Ben bu kırmızı açıyla yeşil açıyı ne yapacağım birbirinden çıkaracağım. Kırmızıyla noktanın toplamı yeşille cızığın toplamı nedir arkadaş? Hatta bak bunu da yine yeşil çizgi yapalım daha iyi anlaşılsın. 180'er derecedir. Niye? Bak burada oluşan şeklin adı paralel kenar. Oraya geleceğim. Az sabır. Şimdi diyorum ki bu noktaya nasıl gideriz? Hocam burası x artı 20. Oranın tamamı 180 derece üçgen var. X artı 20'yi çıkaralım hele bir. Hadi gel çıkaralım bakalım. 180'den 20 çıktı. 160 kaldı. Eksi x. Peki her bir parçası ki iki tane parça eşit. 2'ye bölsem ben bunu ne kalır hocam? 80 kalır. X'i 2'ye bölsem x bölü 2 kalır. Aslında burada yaptığım ne biliyor musun? Hani matematiğin o sevgi dolu anlarından biri. Kalp yaptık orada. Kalp işaretini koydum. Yoluma devam ettim. 80 eksi x bölü 2. Neresi hocam orası? Bak burası 80 eksi x bölü 2 yetmez. Aynı zamanda burası da 80 eksi x bölü 2. Bu da kabul mü? Kabul hocam. Nereye varıyorsun? Bekle. Adım adım yolumuza devam ediyoruz. Şu nokta açılarında, cızgı açılarında bulalım mı? Bulalım. Bak eğer ben 180'den x'i çıkarırsam şu alttaki iki tane çizik açısının toplamını olurum. E bunu alır 2'ye bölersem her bir çizim kendi içerisindeki değerini bulurum. 180'i 2'ye böldüm 90. X'i 2'ye böldüm. 90 eksi X bölü 2 neresi? 90 eksi X bölü 2. Bu da kabul mü? Kabul. Şimdi söyle bana kırmızı açıyı nasıl buluruz hocam? Kırmızı açı bu arkadaşla bu arkadaşın toplamı 180 ise 180'den 80 eksi X bölü 2'yi çıkarırsın hocam. Peki hocam biz yeşil açıyı nasıl buluruz dersen biz 180'den şunu çıkarırız bu sefer de 180 eksi 90 eksi x bölü 2 istiyoruz hocam. Biz sonda ne istiyoruz hocam? Kırmızı eksi yeşil açı arasındaki farkı istiyoruz. Bu iki değeri de birbirinden çıkaracağım. Dikkat et inanılmaz dikkatle çıkarman gereken bir yer. 180 eksi 80 eksi eksi artı x bölü 2. Bunun önüne eksi koyup bir daha dağıttığını hayal et. İnanılmaz zor bir cümle ama biliyorum. Bak şimdi buradan ne gelecek? Eksi 180. Bu eksi ile eksi birbirine. Artı yaptı artıyı dağıtıyorsun. Artı 90 eksi x bölü 2. Artık diyorum ki k eksi y eşittir. 180'ler birbirine götürdü. 90'dan 80 çıktı ne kaldı? 10 kaldı. x bölü 2 artı x bölü 2 7. Cevap sadece 10. Efsane soru. Müthiş soru abi. Yıkıldı bunlar. Yıkıldı abi. Gerçekten efsane soruydu. Çok güzel soruydu be. Dedim ki K, Y arası. Daha doğrusu kırmızıyla yeşil e, açıl arasındaki fark 10 derecedir dedim. Daha neredeyiz biliyor musun? Daha birinci dizindeyiz abi. Daha birinci adımdayız. Var bunun ikinci adımı, üçüncü adımı, dördüncü adımı. Dur yanlış sayfa açtık. Kamp sayfasını açtık hemen. Şimdi Gelsin bakalım ikinci adım dedim. Baktım şöyle ikinci adıma. Paralel kenarlar ve dikdörtgenler için biz ne yapabiliriz? Yamuğu içerisinde paralel kenarlar oluşacak şekilde, dikdörtgenler oluşacak şekilde, üçgenler oluşacak şekilde parçalayabiliriz. Bunu niye yapıyoruz hocam? İşimiz kolaylaşsın diye. Yamuk içine çizilen paralel çizgilerle paralel kenar oluşturulur. Böylelikle üçgenler elde edilebilir. Bak mesela benim elimde bir tane böyle yamuk var ya. Şu kenara paralel olacak şekilde buradan çekersem. Bu doğruyu nereye taşırım? Buraya taşırım. Burada ne oluştururum? Üçgen. Burada ne oluştururum? Paralel kenar. Hayır hocam ben öyle yapmayacağım. Yanda şekiller de var ama sen onları ben eğer videoyu izlemezsen diye çizdim ama inşallah izliyorsundur videoyu. Bak şöyle dikmeleri zaten bunu şu an duyuyorsan izliyorsundur değil mi yani? Doğru söylüyorsun. Buradan yanlardan köşelerden dikme atarsam ki bunu da yine çok sık kullanacağız. Ortada oluşan bu şekil nedir? Ya bir kare olabilir, dikdörtgen olabilir. Ama köşelerden oluşacak, üçgen oluşacak. Şimdi izle beni. Bunu soru üstünde öğreneceksin. Öyle sadece durduk yere öğrenemezsin. Baktın soruya. 8 var, 12 var, 20 var. Alivayı soruyorum hocam. Ne alaka? Kenarları vermişsin, kırkı vermişsin. Nasıl bulacağız oradan? Ek çizim yapacağız. Ne dedim hocam? Sen dikmeler atabilirsin dedim. Benim canım dikme atmak istiyor. Ya at arkadaş da tamam bak yukarıdan dikmeden dolayı buraya 8'i yazarsın da buraya kaç yazacaksın buraya kaç yazacaksın değil mi? Nasıl yapacaksın? Gelmez oradan. Sil bunu. Hocam o zaman ben oradan çekeyim. Benim paşa gönlüm bilir. E sen bilirsin tabii ki. Ben buradan çekeceğim hocam. Çek bakalım oradan geliyor mu arkadaş? Arkadaşım diyorsun. Hocam diyorsun bu 8'i alırım buradan buraya alırım. Doğru mudur? Doğrudur. O 20'den 8 çıktı. Geriye ne kaldı? 12. Bir dakika. Hocam Burası da 12 birim. Burası da 12 birim. Bu bir tesadüf olamaz. Tepe açısı da 40 derece verildiğine göre 180'den 40'ı çıkarırsam ne kalır? 140. 2'ye bölersem ne kalır? 70. Hocam şurası da 70 derece. Burası da 70 derece. Kabul mü? Az önce ben aslında bunu nasıl çizdim? Bak buna paralel çizdim geldim. Paralel doğrular arasında bu iki açı nasıl açıdır? Yöndeş açı. O zaman alfa kaç derece? 70 derece anlaştık mı şimdi? Güzel. Öbür taraftan da paralel çekseydim bu soru yine geliyor. Her türlü geliyor hiç fark. Hani hocam ben buradan çeksem paralel. İster senden oradan da geliyor. Ben birazdan farklı sorular üstünde onu zaten deneyeceğim. Sen hiç panik falan yapma tamam mı? Geldik. Peki 55 110 x 18 x istiyorum senden. Ne yapabilirim? Şöyle baktım ne yapabilirim diye. Dedim ki ben yine bir paralellik çekeyim hocam. Buradan çeksek olur mu hocam? E bir dene bakalım belki geliyordur oradan. Çektim. Şimdi burada ne oluşturdum? 10 birimlik yer oluşturdum. Yani şurası 10 birim. Hocam bu nedir? 8 birim. Getir o 8'i de buraya bırakalım mı? Bırakalım. Eskiden buranın tamamı neymiş? X'miş. Şimdi 10'unu kullanınca buraya ne kaldı? X. Eksi 10 kaldı hocam. Peki şimdi ne yapacağız? E ee, biz bunlara zaten paraleller çekmemiş miydik? Yani biz bu paralelleri çektiğimize göre burası 110 sa şu köşeye kalan açı kaç derecedir? Zaten yamuktur bu 70 derecedir. Aynı paralellikten şuraya da 70'i yazmaz mısın? Yazarım hocam. Aynı özellikten dolayı buraya da 110 yazmaz mısın? Yazarım. İki iç açının toplama kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir ve böylelikle burası da yine 55 derece gelir. 55 derece ise hocam bak burada iki kenar var. Yakaladık. X eksi 10 eşittir 8. X eşittir 18. Bak açılarla uğraşıyorum. Ya bilmediğim bir şey anlatmıyorum. Bir kere daha dinlersen hocam bu soru biraz havada kaldı mı? Havada kaldıysa bir kere daha. Yani bu açılara nasıl geçtim sadece açı özellikleri tabii ki biraz daha pratik yapayım. Ha baktın. Özel açılar var. Mesela özel açıdan kastım ne? 60 derece, 45 derece. Ya özel açıları yazdın hocam ben yine unuttum diyen tayfa için gelsin. Eğer bu ikiz kenar dik üçgense 1, 1 ne yazıyorduk kökeki yani açılarından biri 45 dereceyse. Hayır hocam bizinki ikiz kenar değil. 30, 60, 90 üçgeni. Ya Bir dakika ters oldu. Şuraya 60 şuraya 30 yazalım. Kök 3, 1, 2 diyorduk. Hatırla bu özel üçgenimizi. Peki burada ne yapacağım o zaman? Diyorum ki gel ek çizim yapalım hocam. Ek çizimden kastım ne? Buradan da dikme atıyorum arkadaşım. Buradan da dikme atıyorum. Attığım dikmeleri şöyle bir güzelce gösterdim. Dedim ki hocam bak burada 45 45 90 üçgeni yani burada bir ikizkenar üçgen oluştu. 30 60 90 üçgeni de burada oluştu. Az önce söylediğim gibi 30 60 90 üçgeninde eğer 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısıdır. Yani burası kaç? 2 kök 3. Güzel. Şimdi aynı ifadenin kök 3 ile çarpımı kök 3'te kök 3'ü çarptım 3 2 kere 3 6 Neresidir o 6? O 6 da burası hocam o 6'yı da yazdık yerine. O 6'yı da yazdık. E bir dakika dikme attım yükseklik. Dikme attım yükseklik. E burası da 6. Hocam ikizkenar üçgen burası da 6. E, 6, 6. Şuraya ne kalır? 6 kök, 2 kalır. Doğru cevap ne olur? Vurdum. Cevabı Edirne seçeneğine. Efendim bir soru daha, bir adım daha bitti. Ama sadece ikinci adımdayım. Üçüncü adıma geçeceğiz. Dördü var, beşi var. Altı adım gideceğiz. Minimum bir saatini yerim ben senin bugün. Minimum bir saatini yerim. Hazırlıklı ol. Hocam nasıl çözeceğiz bunu? E, ek çizim yapacaksın. 50 var, alfa var, 16, 10 var. Diyorum ki bak soldaki kenara, pardon sağdaki kenara paralel olacak şekilde şöyle çekelim mi? Çektim. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar paralel burası 10. Paralellikten ötürü o 6'yı nereye taşıdım? Buraya. Peki tamamı 16'ydı. 6'yı kullandım buraya ne kaldı? 10. E arkadaş burası da sarı burası da sarı. Niye? Hocam bunlar ikiz kenar üçgen oluşturdu burada. Harikasın. 50 burası mı? E paralellikten ötürü 50'yi taşımadın mı? E 180'den 50'yi çıkarınca ne kaldı hocam? 130. E dedin ki hocam sen burası ikiz kenar üçgen. 130 geldin 2'ye bölün ne olur? 65 derece olur. Benim aradığım cevap 65'tir. Yine vurdum cevabı. Yine gönder gelsin dedim ben. Şekildeki yamukta. Alfa kaç derece? Alfa neresi hocam? Alfa burası. 100 var. 13, 5, 8. Ne yapabiliriz? Şöyle bir düşündüm. Dedim ki gel bunu buradan bu tarafa çekelim. Çektim hocam. Bu 5'i nereye taşırım? Buraya taşırım. 5'i yazdım yerine. Bu 8'i nereye taşırım? Buraya taşırım. 8'i yazdım yerine. Dedim ki hocam hep aynı şeyler. Evet hep aynı şeyleri yapıyoruz zaten. Benimle sana anlatmak istiyorum? zor bir şey yok burada. Demek istediğim o zaten. 13 burada. 5 burada. 8, 5, 13 yapıyor biliyorsun. Buraya da 8'imi yazdım. Alfa buradaysa aynı alfayı nereye taşırsın hocam? Buraya taşırsın. Alfayı koydum oraya. Hocam 100 derece burası. Burası ne olur? 80 olur. Aynı şekilde zaten paralel kenara da geçtiğimizde söyleyeceğim. Karşılıklı açı ölçüleri paralel kenarda birbirine eşittir abi. Burayı o zaman direkt 100 olarak yazacağız. E zaten iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşitse o iç açıların her biri kaç derecedir? 50 derecedir. Vurdum cevabı C seçeneğine. Geçtim bir sonraki soruya. Şimdi 65 var, 130 var. Biz yine ne yapacağız? Paralel çekeceğiz. Nereye paralel çekiyorum hocam? Bak çektiğim bu doğruyla bu doğru birbirine paralel. O onu aldım buraya. O 6'ya aldım buraya. 130. Dedim ki hocam orası 130 burası 50'dir. Aynı şekilde buraya da kaç kalacak? 130 derece kalacak. Karşılıklı açılar paralel kenarda birbirine eşit. O özelliği kullansan daha hızlı geçiş yapabilirsin. Orası ayrı mevzu. Ve yine diyorum ki acaba şurası 6 ise şuranın uzunluğu tamamı x'te x eksi 6 kalır hocam. Eğer bu 65 ise İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Hocam bu da 65 olmak zorunda. E iki açı birbirine eşitse bu kenar bu kenara tesadüf değil. Eşit çıktı. X eksi 6 ona eşitse X'in cevabı tas tamamın 16. Doğru cevap E seçeneği. Vurdum cevabı. Kendilerin gelsin. Bir zahmet. Bir zahmet efendim. Bak. 60 var, 45 var, ne var? Dikme var, dikme. Dikme atacaksın arkadaş. Eğer böyle değerler görüyorsan, yapıştırıyorsun dikmeyi. Dikmemi çaktım, dikmemi çaktım. Dedim ki hocam burası 30. Dedim ki hocam burası 45. Bek bir dakika dedim, bir dakika dur. 6 kök 2. Eğer 45'ler varsa, 90'ın karşısı 6 kök 2 ise, her bir kenar nedir? 6'dır. Yükseklik nedir? 6'dır. Peki bu yüksekliğe kim bakıyor? Bu. Bunun köküçe bölünmüş hali bana neyi verir buraya? 6'yı köküçe bölüyorum ki 30'un karşısını bulayım. Yine köküçle genişletiyoruz biliyorsun böyle bırakmıyoruz sayıları. 6 köküç bölü 3. Buradan ne kaldı? 2 köküç. Neresi 2 köküç? Hocam burası 2 köküç. 90 bu 2 iki köküçün 2 iki katı. Yani nedir? 4 kök 3 doğru cevap. E seçeneği. Vurdum cevabı E seçeneğine. Geldim yeni soruya. Bak yine benzer. Bu soru sende. Neden bende hocam? Ya 30, 60, 90 üçgeni bunu sen halledersin. Bu soruyu cayır cayır içinden geçersin. Bunu ben çözerim sana. Bu biraz daha yoracak çünkü bize. Necati antrenman yapmak için doğrusal bir pistte tempolu yürüyüş yapacaktır. A noktasını harekete başlayıp o ok ile gösterilen yönde yürüyerek geldiği nokta B noktası. Tamam. B noktasından geldiği yönde 150 derecelik açı yapıp 100 pardon 60 metre daha yürüdüğünde C noktası. Bir dakika dur. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? Buradan yürüyor böyle. B noktasına 150 derecelik açı yapıyor C noktasına. Bak şurası diyor geldiği yönde 150 derecelik açı yaptı. Şurası C noktası. Bana bunu söylüyor Necati için kaç metre yürüdü? 60 metre yürüdü 60 metre. Burası geldiği nokta C noktası. C noktasından ilk yönde, ilk yönüne zıt yönde ve AB yönünde paralel olacak şekilde ne yapıyorsun? Yine yürüyorsun. A'nın hizasından geçip nerede duruyorsun diyor D noktasında. A noktasının hizasından yürüyerek geldiğinde D noktası olarak isimlendiriyor. Burası. Şimdi hizasından geçtiğine göre bizim arkadaş ben buraya şuraya dikme atabilirim güzel. Yani bak bu hizadan geçiyor, devam ediyor. Ardından da ne diyor bana? D'den de A noktasına tekrar geri yürüyor diyor. Tamam. Verdiği tüm bilgileri ben zaten buraya yazdım. Peki başka bir şey verdi mi? Şurada bir şey daha veriyor. Necati'nin yürüdüğü burada şu iki yol birbirine paralel arkadaşım. Bu paralelliği niye verdi sence? Tabii ki dedi ki yamukta çalışıyoruz yamuk. Yamuk yapıyoruz yani. AB yolu ile AD yolu birbirine paralel var aralarındaki açı 120 derece. Bu mudur 120 derece? Bak şurası 120 derece hocam. Güzel bu da cepte. 120 var. 150 var. Hocam biz biliyoruz ki yamukta burası kaç derece? 60 derece. Biz biliyoruz ki yamukta burası kaç derece? 30 derece. Az önce daha bir üst soruda bıraktım. Az önce yanda çözdüğüm soruda bunun çok benzerini sordum. Ve ad yolunu benden istiyorsun. Ad yoluna x dedim. Arkadaş biz böyle sorularda ne yapıyorduk? Dikme atıyorduk. Özel açılar var çünkü. Soru resmen bana diyor ki. Bunu diyor özel açıyla çözersin. Başka türlü çözemezsin. Şimdi şurası 30 150, 180, 30. Şuraya ne kaldı? 60. 90'ın karşısı 60 sa 30'un karşısı onun yarısı olacaktır 30. E aynı dikme burada da var. Necatin üstüne doğru gelen 30 birim var. 30'a kim bakıyor? Burası bakıyor. 60 bakıyor. Pe pardon. At, evet 30'a 60 derece bakıyor. Peki burası 30 derece o halde. 30 derecenin cevabı nedir? 30'u eğer köküçe bölersem biz köküçle de genişletiriz bunu. 30 kök 3 bölü 3'ten ne geldi? 10 kök 3. Neresi 10 kök 3? Hocam burası 10 kök 3. Bildiğin üçgenlerdeki özellikleri kullanıyorum. Eğer 30'un karşısı 10 kök 3 ise 90'ın karşısı 10 kök 3'ün 2 katı yani 20 kök 3 olacak. Öyle bir kalem türü seçtim ki okumuyor adeta. Doğru cevap B seçeneğidir. Vurduk cevap B seçeneğini. Yamukta orta tabana geldim. Yine yamuğun en çok kullanılan özelliklerinden birine geldik. Tamamen artık benzerliğe başlıyoruz. Bak yamuk demek bir. Açılar demek. İki. Üçgende benzerlikler demek. Tamamen üçgende benzerliğe gidiyoruz artık. Üçgende benzerliğin bazı kurallarını hatırlatmam gerekiyor sana tabii ki. Bunu bir de yamuğun üstünde hatırlatacağız değil mi? Onları bir hatırlatalım bakalım sana. Ardından beraber yorumlayacağız. Şimdi ben şöyle bir yamuk çizdiğimi düşünsen. Düşündüm hocam tamamdır. Bu yamukta tam ortadan gelecek şekilde. Bak bu taraf da orta. Eğer bu tarafı da orta kenar seçersem. Aslında bu iki doğru birbirine paralelken ikisini de tam ortadan bağladığım için bu da onlara ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. Burayı anladım mı? Anladım hocam. Şimdi diyorum ki arkadaş hani biz deminden beri paralel kenara ayırıyorduk hatırladın mı bunları? Hatırladım. Burası C. Kabul mü? Kabul. Buranın tamamına A diyeyim. Paralel kenar yaptığım için şu parça şu parça eşit olacak. Hocam burası da C midir? Aynen öyle orası da C'dir. Hatta şu göbekteki yerde uzunlukla paralel çektiğim için yine C olur mu? Olur hocam. Sadece burası tam böyle paralel gözükmediği için. Senin de böyle kanmayacağını bildiğim için şöyle yapayım. Tam böyle paralele benzesin. Mis oldu şimdi. Şu uzunluğa da C der miyim? Dersin hocam. Peki bana şu parçayı söyle. Hocam tamama C'si buradaysa C pardon A eksi C der miyiz? Deriz. Peki şuradaki oranı söyle. Kaça kaç oran var? 1'e 2 oran var hocam. Peki ben buna x dersem x bölü ne yazacağım? Taban a eksi c. Hocam çok zor oldu. Dur acele etme anlatıyorum. İçler dışlar yap. 2x neye eşit çıktı? a eksi c'ye. Hocam çok zor. Dur lan Dur la bir acele etme. a eksi c böyle 2 midir x dediğim yer? Ama ben senden şuranın tamamının uzunluğunu istiyorum. Ve buraya diyorum ki bak tam ortadan birleştirdiğim için buranın adı orta taban. Ve orta taban sen bir parçasını A eksi C bölü 2 buldun. Bir parçasını C buldun. Bunları toplarsan elde edebilirsin. A eksi C artı 2 ile çarptım. 2C bölü 2. Yani şunları birbirinden çıkardım da A artı C bölü 2. Bir dakika. inanılmaz bir formül geldi. Formül ne biliyor musun? Ne yaptık biz burada? Ne yaptık seninle birlikte? Hocam üst tabanla alt tabanı topladım. 2'ye böldüm. Orta tabanı buldum. Bitti bu kadar. Bitti bu kadar. Alt tavanla üst taban toplanırsa demek ki orta taban bulunabilirmiş. İnanılmaz bir taktik. Ben sana bunun çok pratiğini yeni soru içerilerinde anlatacağım. Sen rahat ol. Hayır hocam oradan çekmedi bize köşegen çekti ne olacak? Gel ben sana bir de köşegen nesini anlatayım sen iste benden ya. Sen iste benden yeter ki ben sana hepsini anlatırım. Şimdi dedin ki hocam evet orta tabanı da çekmişler bravo elimizde orta taban da var mükemmel. Ama ben sen bir de hocam bana bir soruda bir de şeyi vermişler. İşte efendime söyleyeyim şuradan bir de bunu çekmişler ne yapacağız? Hocam sen demedin mi buraya C? Sen demedin mi buraya? Dedim hocam bak kaça kaç oran var ters duruyor yine benzerlik bir şey yapmıyorum benzerlik var orada. Hocam burası ne? C bölü 2. Bir, bir dakika. Hocam burada ne var? 1'e 2 oran. Ha taban taban. Hocam o zaman burası ne? A bölü 2. Ya bak burası C bölü 2 burası A bölü 2. Topla bunları da yapar. A artı C bölü 2. Yine orta tabanı ispatladım sana. Hem ne efsane bir ispat yaptım. Ama bu parçaları da sorarsa artık ne yapacağız? Biz onların uzunluklarını biliyoruz diyeceğiz. Mükemmel. Bitmedi Bitmedi. İspatlara devam ediyorum. Şu an yaptığım her şey birer ispat. Hocam bu adam öyle bir çizgi daha çekmiş ki diğer köşegeni de birleştirmiş. Ve kalkmış diyor ki diyor ki şunu silebilir miyim sadece sildim harikasın. Şuradaki x'i bana soruyor ne yapacağız? 1'e 2 orandan şuraya c bölü 2 yazar mısın? Yazarım. Bak yine terste duran üçgenden 1'e 2 orandan burası da C bölü 2 çıkar mı çıkar. Demek ki paralel kenarda bu kelebek kanatlarını çizdikten sonra orta taban üzerinde kalan parçaların uzunlukları her daim her daim söyle söyle birbirine eşit. Güzel. Burası da C bölü 2, burası da C bölü 2. Tamamen ispat yapıyorum. Hocam benim devreler yanıyor, dur yanmasın. Soru üstünden anlatacağım, panik yok. Soru üstünden anlatılacak ama şimdi sen bu ispatları anlıyorsan biz bambaşka bir yerde yerdeyiz. Ki zaten affedersin gelmişsin kitabın 200. sayfasına. 200. sayfada artık bu ispatlar zaten oturuyor kafaya. Peki buranın tamamına biz kaç birim demiştik hocam? A artı C bölü 2 demiştin sen oraya. A artı C bölü 2'den. Bak C bölü 2, C bölü 2 ne yapar? Bir tane C yapar, çıkarırsam ne gelir? A eksi C bölü 2. Demek ki bu arada kalan parçada farklarının yarısıymış. Ya da B eksi A bölü 2 hiç fark etmez. Ben A'ya C verdim. Mükemmel. Şimdi bunu soru üstünden yapacağız. Biraz ışık fazla parladı. Onu biraz şöyle kenara doğru ittim. Gözümü aldı ya gerçekten. Yola devam. Ne yapıyoruz? Hocam yamuk var mı? Var. Orta taban çizilmiş mi? Çizilmiş hocam. Ne yapmışım? Bak tam ortadan bölmüşüm. 8 10 topla böl 2'ye. 18 bölü 2'den orta taban kaç? 9 hocam. Bak bol örnek yapacağım hiç ben panik yapma. Hocam bu ikisinin toplamı bunu verecek yarısı tabii ki. 8 artı x bölü 2 nedir hocam? 12. İçler dışlar yaptım. 8 artı x neye eşit? 24'e. x neye eşit hocam? 16'ya eşitmiş hocam. Demek ki x dediğim sayı kaç olacak? 16. Mükemmel. Orta taban değil mi? Şimdi inanılmaz bir taktik göstereceğim. Eğer orta taban verildiyse. Buradan buraya giderken kaç arttı? 4 arttı. O zaman buradan buraya giderken de 4 atacak. Yapma hocam böyle cevap mı olur? İnanılmaz kolay değil mi? Aynen bak. Buradan buraya giderken ne arttı? 1 arttı. Buradan buraya giderken ne artacak? 1 artacak. Eğer eşit parça orta taban sayalım. İnanılmaz hızlandırıcı bir bilgi. Aman diyeyim bunu unutma. Tamam mı? <laughs> Şimdi bak bakalım şuraya. Y var, 5 var, x var, 20 var. X artı y'yi bana söyle diye sana sordum. Şimdi ne yapacağız? Ne yapabiliriz diye bakıyorum. Arkadaş burada x var, burada 20 var, burada y var, burada 5 var. Az önce Mehmet hocam sen söyledin bana. Dedin ki bak buradan bunu çekersem. Aslında e, bir dakika şuradan değil şurada çekmiştik. Çekersek köşegeni c'nin yarısına eşitti. Gel y'nin yarısına eşit. Niye? 1'e 2 oran var hocam. Harika bir bilgi ya. Harika bir bilgi. O zaman diyor ki hocam burası 5 ise eğer burası ne olacaktır? 10 birim olacaktır 1'e 2'den. Peki aynı mantıkla. Hocam burası 20 ise 1'e 2 oran. Onun yarısı 20'nin yarısı nedir? 10'dur. Bu arada 10 artı 10'u soruyor. Doğru cevap 20'dir dedim. Vurdum cevaba baktım sana. Anlıyor muyuz efendim? Anlıyorsak hiçbir problem yok. Tamam mı? Haydi gel. Yola devam. Haydi bakalım sorumuzda yola o zaman devam ediyoruz. Baktık sorumuza ne var? Bak aynı soru. Aynı benzerlikte. Ama ne yapmış Köşeyenleri çekmiş. Hocam buradaki ifade bunların farkının yarısı. Ezber istemiyorum. Direkt çıkar biliyorum. Evet hocam buradaki ifadeyle buradaki ifade yani x eksi y bölü 2 eşittir 5. x eksi y eşittir 10 biliyorsun. Bilmiyor mu lan yoksa? Az önce anlattık ama. Ya benim amacım o değil. Benim amacım ne biliyor musun? Bak buradan y'yi x'i ayrı ayrı bulmak. Kaça kaç oran var? 1'e 2. O zaman burası kaç? 4'e 8. Peki burada kaça kaç oran var hocam biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Peki burada ne yapacağız hocam? Bak burada da şunu yapacağız yine. 8 burası mı? O 8'e yarısı burası kaç? 4. Şuradan şurası kaç hocam? 9 birim. Şimdi bana söyle 1'e 2 oran. 9'a 18 hocam. Tamam taşlar yerine oturdu. 18'den 8'i çıkardım. Ne kaldı hocam? Tas tamam 10 kaldı. Tamamen benzerlik. Bak başka hiç. Hele ya taraf komple benzerlik ama yan tarafa geçmeden önce biz hele şunu soruların bir beraber halledelim seninle hızlıca. Hocam 6 var 16 var ortadakini soruyor değil mi? Orta taban olduğundan emin ol. Emin değilsen o işe girme. 16 artı 6 bölü 2 22 bölü 2 yan yana 2 kazık. Anlamıyana çok yazık yola devam hızla. Bak hocam taktik öğrettin dedin ki. Eksi 3 bak 3 azalmış. O zaman ne olacak? 3 azalacak. Eğer orta tabansa orta taban değilse yapamazsın bunu. 3 azalttım 4. Ama bir dakika hocam ya. Normal yolla bir çöz bakayım ya. Ben anlamadım diyen tayfa için gelsin. X onun için de çözerim. Hiç fark etmez benim için. X artı 10 eşittir. 2 kere de 14'ten. X eşittir 4. Bu mu? Öbür yöntem mi? Tabii ki öbür yöntem değil mi hocam? Yola devam. Hocam dedin ki sen buradaki 2 nedir aslında? 1'e 2'den ikiden... Hop Y'ye 4 yazdık. Benzerlik biliyorsan çok hızlı yaparsın. Bak buradaki üçgen de tam bir üçgen. Süper. 1'e 2'den. Burası 16 ise onun yarısıdır. 16'nın yarısıdır özür dilerim. Burası 8'dir. Burada 8 artı 4'ü istiyor doğru cevabımız. 12. Ya bu test çok hızlı bitti ya. Gerçekten kolay oluyor. Hop. Mehmet Hoca geldim. Ama söyledim. Geleceğim dedim. Yine 4'ün soru. Bir sonraki adımdayız. Ne yapacağız bu soruda hocam? Hemen oranlara bakacağız. Bak. 3K var. K var. 3K'nin karşısında 9 var. K'nin karşısında kaç olur? Söyle bana. Hocam 3K bölü K oranı o zaman 9 bölü Y oranı eşit olacak. Buradan Y'yi bulacağım. X'i farklı yolla bulacağız biliyorsun. Bir kere bu K'ler gitti. 3'ler sadeleşti burada 3 kaldı. Y'nin cevabı nedir? 3. Bu cepte. Sil şimdi şuradaki kırmızıları. Sildim. Ve bana şunu söyle. Arkadaş biz ne demiştik? Bak buradan en aşağıya kadar inmişim ya. Kaç K yol almışım? 4K yol almışım. 4K yol alırken 2'den kaça gitmişsin hocam? 2'den 10'a. Kaç birim ilerlemişsin? 8 birim. Demek ki K başına kaç birim diyorsun 2. Bak inanılmaz kısa yöntem. Lütfen bu yöntemle çözmeye çalış. Peki K başına 2 ilerlersem. K yerine burada 2 yazarsam. 2 kere 3'ten ne yaparım? Burada 6 birim ilerlemem lazım. Hocam 2'deydik. Üstüne 6 ekledim. X kaç oldu? 8. Sen eminim çözdün. Sen eminim bitirdin bu soruyu ama ben 8-3'ü e arıyorum. Doğru cevap 5'tir. Vurdum cevabı B seçeneğine. Şöyle bir baktım dedim ki sıradaki soruyu 5'in soruyla onu ben çözdüm. Ama paralel evrende Mehmet hocam çözmeye devam edecek. Haydi bakalım yola devam. Hocam x eksi y arasındaki farkı biliyoruz. Harikasın yaparsın ama bana şunu söyle. Buradaki parçanın uzunluğuyla buradaki parçanın uzunluğu birbirine her daim kelebek kanatları diyorum ben oraya. Nedir? Eşittir 3. Peki buranın tamamının uzunluğunu bana söyler misin? 4, 3, 7, 3 tane yaptı 10. Şimdi işte senin dediğin yerden yapabilirim. Alt tabanla üst tabanı topla. 2'ye böl neyi verecek? Orta tabanın tamamını verecek. X artı Y neye eşit olacak hocam? 20'ye eşit olacak. Doğru cevap 20. Peki soru şunu sorsaydı. X eksi Y eşittir soru işareti ne yapacaktık? X eksi Y bölü 2 neresiydi? Bak burası X eksi Y bölü 2. Neye eşit? 4'e x eksi y neye eşit? 8'e. Onu da sorsa bulurdum. Ya ben en azından onu da bulayım da senin kafanda artık böyle sıkıntı olmasın diye söylemiş olayım. Hangisi gelirse gelsin biz içinden geçeriz. A, B, C, D, M, şeklindeki bir kağıdın üst tabanı 6 santim yazılmış. Alt tabanı 15 santim yazılmış. Bu kağıt önce A, paralel bir doğru boyunca katlanıyor. A, paralel bir doğru boyunca katlanıyor. A, D, B, üzerine geliyor. A, D, B, C'nin üzerine geliyor. Belli ki nereden katlıyorlar arkadaşım? Tam ortadan katlıyorlar. Çünkü sen bunu tam ortadan katlarsan ancak ve ancak A, D doğrusu diğer doğrunun üstüne gelir. Mesela bak bunu buraya doğru katlamış oluyorsun. Bunu şuraya doğru katlamış oluyorsun. Az önce de zaten bunu ne yapmıştık? Çok benzerinde bir açı sorusunda halletmiştik. Burada bunlara çizik dediysek bunlara çizik diyemeyiz. Çünkü ikiz kenar üçgen mi değil mi bilmiyoruz. En azından şunu söyleyebiliriz. Burayı yakaladın herhalde. O santimdir katlıyor. Oluşan köşeleri K, KL olarak adlandırılıyor. Şuraya K, şuraya L olarak adlandırdı. Bunu bunun üstüne katladırdık. Bak bunu bu tarafa doğru katlama işlemi yaptık. Daha sonra BD köşegeni boyunca katlıyor. Sonra da BD köşegeni boyunca katlayacak. Kat izlerinin kesim noktası E olarak işaretleniyor. Şimdi BD köşegenini bir bana bulur musun hocam? Bulayım. BD köşegeni burası mıdır? Burasıdır hocam. Şimdi bunu da alacağım. BD köşegeni boyunca katlayınca kat izi yapıyor ya. Katla demiyor ama bak. BD köşegeni boyunca katlanıyor. Tamam. Yani bu tarafa mı katlıyor? Ne tarafa katlıyor? Beni ilgilendirmez. Ama katladığında oluşan diyor köşeye bir zahmet. E noktası yazar mısın diyor. Yazarım ya sen iste dedim. Ardından da şunu soruyor. KE farkına X diyelim. LE farkına Y diyelim. Sorunun güzelliğine bak y eksi x'i istiyor hocam bizden. Ne demiştik? 1'e 2 oran. O zaman x 6'ya nedir? Yarısı 3'tür. Peki yine aynı şekilde hocam. 1'e 2 oran varsa ve şuranın tamamı 15 birimse yarısı olduğu için burası ne olacak? E 7 buçuk hocam. Sen de benden y eksi x istiyordun hocam. 7 buçuktan 3'ü çıkarırsam geriye ne kalır? 4,5 buçuk kalır. İşte bu yüzden harika bir soruydu. Katisi sorusu lezzet bir soruydu. Şimdi sadece adeta Thales teoremi yapacağız. Zaten başlık da öyle. Dördüncü adımdayız. Yamukta adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün dediğim gibi bayağı yol kat edeceğiz. Birçok şey öğreneceğiz. Ama sen ne yapıyorsun? Benimle birlikte yılmadan yola devam ediyorsun. Gönder gelsin bakalım diyorum. Böyle bir enerjinin düştüğünü hissettim. Onu bir toparlayalım istedim. Thales bir teoremi. Hatırlıyor musun Thales'te ne yapıyorduk? Buradaki oranlar karşıdaki oranlarla birebir aynı olmak zorundaydı. Hatırla paralellik varsa 2 ise 2k, 4 ise 4k, 3 ise 3k. Bitti. Ey hatırladım hocam onu. Peki o zaman buradaki oranları nasıl yazıyoruz hocam? 1 3 7 10 oranı nereden geldi diyeceksin. Bunu harbiden ben nereden yazmışım? Bir dakika 1 3 7'yi nereden yazmışım? O 1 3 7 neyin nesi? Bir dakika karalayayım. Kafam karışmasın. Niye yazdım? Şu an hatırlayamadım onu. Bir dakika o kalsın. Heh Şunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Hocam bak burada benzerlik var diyebilirsin. B'den A'yı çıkarıp X'e oranlarsam, aynı şekilde C'den B'yi çıkarıp Y'ye oranlarsam, aynı şekilde D'den C'yi çıkarıp Z'ye oranlarsam bu oranların her biri birbirine eşit gelir. Evet bu güzeldir ama ben böyle çözmeyeceğim. Bu direkt formül. Ben bunu paralel kenar ve üçgene ayırma metoduyla. Hocam az önce ayırdığımız gibi mi? Aynen öyle. Hocam bu formül. Bırak kalsın. Formül ezberlersen yanılırsın. Evet her kitapta olan bir formül ama bak biz nasıl çözüyoruz. Hocam bizden x'i istiyor. Ne yapacağız? Paralellik var mı? Var. Thales bize ne diyor Thales? Herkes karşısındakine oranını verir. Bak burası ne? 1k değil mi? O zaman burası ne mesela? Bir tane mi? Burası 2k ise burası ne? iki tane mi? Güzel. 3 tane m'nin toplamı neye eşit hocam? 15'e. m'nin cevabı neye eşit? 5'e. E biz iki tane M'yi istiyoruz. Nedir o zaman? Doğru cevap. Tas tamam ondur. Bak gel aynı şekilde bunu çözelim. Hocam herkes karşısındakiyle aynı orana sahip olmalı. Niye? Paralellikler var. Oranlar değişmiyordu. Hatırlamıyorsan Tales'e bak. Şimdi burası 3M ise hocam burası M. Eğer 3M'ye 12 birim düşerse M'ye ne düşer hocam? 4. O zaman X nedir hocam? E 4. Hocam bu Tales bu yamuk değil. E i̇şte yamukun içinde geçtiği için adı yamuk konusunda geçiyor yine. Hocam 4 var, x var, 16 var. Nasıl yapacağız? İşte bu soruda. Sana dediğim mevzuyu yapacaksın. Diyeceksin ki bak arkadaş. Bunun kısa yolunu öğreteceğim hiç merak etme. Uzun yol Merdiven basamak yöntemi yapılıyordu. hatırla. 4'ü buradaydı, buraya iniyordum. 4'ü buradaydı, buraya iniyordum. Buraya ne kadar birim kaldı? Tamamı 16 idi, 4'e gitti 12. Buraya ne kadar kaldı? X'ten 4'ü çıkardım, x eksi 4. Ardından dedim ki hocam biz burada benzerlik yapıyorduk. Yani 5k'nin 5 bir daha ne yaptı? 6k yaptı. 6k'ye oranı x eksi 4'ün 12'ye oranına eşittir hocam. k'ler yedim birbirine yedi. 6 ile 12 sadeleşti mi sadeleşti. İçler dışlar yaptım. x eksi 4 2 kere 5'ten 10 geldi. x eşittir nedir hocam? 14'tür. Demek ki x'in tamamı ne demiş 14 birimmiş dedim. Vurdum cevabı olayı bitirdim. Bu kadar. Hayır hocam böyle olmaz. Sen bize kolay yolu öğreteceksin. Ben bunu yapmam hocam. Deme. Bunu öğren. Bunu öğren. Bunu öğren. Ama ben kıyamam sana. Ben sana nasıl kıydım? Ne zaman kıydım sen söyle ya. Bak ben sana kısa yolu da öğreteyim. Buradan buraya geçene kadar kaç K yol gittin? 5 K. Buradan buraya geçene kadar kaç K yol gittin? 6 K. Peki o yol ne ile neyin farkına eşit? 16 ile 4'ün farkına eşit. 6 K'nin cevabı 12 ise K kaçtır hocam? 2 birimdir. Yani bak buradan buraya giderken 2 kere 5'ten 10 ekleyebilirsin. Buradan buraya bir tane k yani 2 ekleyebilirsin. Hocam ben 4'e 10 eklersem burası 14, 14'e 2 eklersem 16 sağlıyor. Devam zaten 16'ydı. Bu soruyu öyle çözeceğim. Bu soruyu öyle çözeceğim hazır ol. Bak şimdi x'teyim. İnanılmaz güzel bir taktik. Nereye geliyorum 18'e? Kaç m'de geliyorum oraya? Bir bana söyle. Bu taraftan hesaplayayım. Sanki burası farklı bir oran gibi olur. Yanlış olur. 2, 5, 6 m. 6M'de biz nereye gitmişiz? X'ten 18'e gitmişiz. Ama buradan hesap yapamam hocam. O zaman o kalsın. O zaman bak buradan yapalım hesabı. Bak yanlış yerden başladık hesaba. Buradan gidersek daha kolay olacak. Hocam buradan buraya kaç tane m gittin? 4 tane m gittim. Peki o fark hangi iki sayının farkına? Yıkılıyor 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 bunlar. Bunlar yıkılıyor. 18'den 10'u çıkardım 8. Hocam anlıyoruz yapıyoruz diyorsun durum ara M eşittir 2. 2 birim 2 birim arttırıyoruz böyle. Hocam M2 ise buradan buraya ne arttıracağım? 2 kere 2'den 4 arttıracağım inerken. Çık in, aşağı inerken. Peki inerken 4 arttırdığımda 10 oluyorsa burası aslında kaç? 6. Buradan buraya kaç arttıracağım? Bak M'ye 2 ver 2 kere 3 arttı. Buradan buraya inerken 6 arttıracağım hocam. Y'yi bulabilmek için 10'a 6 ekledim 16. Biz Y'yi 16 bulduk. X'i 6 bulduk. Cevap tas tamam 22'dir. Diğer yoluyla da çözeceğim. Merak etme. Mehmet Hocam seni asla yalnız bırakmaz. Hocam bana diğer yoldan çöz. Göstereyim. Benzerlikten bak çözümü. 2K bölü 3K oranı 6 bölü X oranına. Küçüğün küçüğü oranı gibi düşünebilirsin. Benzerliği hep böyle yaptık hatırla. Buradan da X eşittir nedir? 9 birimdir. Bitti bu kadar. Bu kadar. Devam. Hocam burada ne olmuş? 2'den 5'e 5'ten 9'a gitmiş. Burada da işte yine ne yapacağım diyorum ki arkadaş gel bak bak şimdi şöyle yaptım tamamdır. Şurası kaç birim? 2 birim. Burası kaç birim? Paralel çektiğine göre o 2'yi her seferinde ne yaptın? Aşağı indirdin. Burası 2 ise 5'ten çıkarttım. Buraya ne kaldı? 3. Buraya ne kaldı bana söyle? 9'du tamamı. ikisi gitti hocam buraya. 7 kaldı. Şimdi diyorum ki ben sana bak bunun buna oranını arıyoruz. Doğru mu? Ben bunun bunu oranını bulamam hocam. Nasıl bulabilirim? Bunun bunu oranını bulabilirim. Değil mi? Öyle yapıyorduk. Ya da onu da bulabilirim ama şöyle söyleyeyim. O oran neye eşittir? 3 bölü 7'ye eşittir. Yani ben buraya 3 7 m dersem şuraya 3 m demek zorunda değil miyim mantıken evet hocam 7 3 küçüğün büyüğü oranı 3 bölü 7 çıkacak. E ben bunların tam değerlerini bilmiyorum bulamam da en azından oransal yazarım 3 m 7 m hocam bravo peki. Arkadaş buraya kaç M kalır? 4 M kalır. Bitti. Oran mı istiyorsun hocam sen? 3 M'nin 4 M'ye oranı cevap eşittir 3 bölü 4. Hocam bu zor oldu. Ya sen ben senin gözün yağını yerim. Bak buradan buraya ne ekledin? 3. Buradan buraya ne ekledin? 4. Oran ne? 3 bölü 4. Bitti. Dağıl. Dağıl dağıl dağıl. Bana bunlarla gelme. Bunlarla gelme tokatlar geçeriz biz bu soruları. Hocam o zaman biz şuradan mı yaparız? Bak 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 bak. bak. 2 K'de ne kadar arttırdın hocam sen? 2K'de 7. 3 daha. Yani 7 ile 3 arasındaki fark 4. K başına kaç arttırıyorsun hocam sen? 2 arttırıyorsun. K başına 2 arttırırsan. Bak burada kaç K var? 3K. 2 kere 3'ten ne yaparsın? 6 eklemen lazım. 7'ye 6 eklersen cevap nedir hocam? 13. Bana bunlarla gelin ya. Bana bunlarla gelin ya. Tamamen tamamen oran orantı. Tamamen oran orantı yapıyoruz abi. Hop tirin anini ram nara 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 Mehmet Hoca ne yaptın? Neredesin Mehmet Hocam sen? Dördün soruyu çözmeden geçmişiz ya. Arkadaş ikiden geçmişiz beşinci soruya. Yok ikiden değil bakayım. 3'ten. Evet üçten dördü al. 5'e geçmiş. Niye aşağıda kal? Niye? Ben sen yaparsın diye düşündüm belki de değil mi? Belki de ondan bıraktım bilmiyorum ama. Hadi gel beraber çözelim yine bunu. Ben sana bırakmak istemiyorum bu soruyu. Şimdi nereden geleceğim buradaki ikisi? Arkadaş bak şuraya bakıyorum. Ne demiştik az önce? Buradaki kelebeğin kanatlarında kalan parçaların uzunlukları birbirine eşittir. Burası tamam. Burada kaça kaç oran var? Bire 2 oran var. Eğer burası 4 ise burası 2'dir. E madem eşitse burası da 2'dir. Ve bir şey daha. Burası ne? Burası orta taban. Yamuğun orta tabanı alt tabanla üst tabanı topla 2'ye böl. Yani 12 ile 4'ü topladım hocam. 2'ye böldüm. Eşittir dedim. X artı kaça eşit olacak? 2 buradan. 2 de buradan ne olur? 4 olur. Bak bunu hesapla karşıya falan 2'ye atmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. 16 ı... 16'yı 2'ye böldüm ne kaldı hocam? 16, 2'ye böldüm 8. 8 eşitse eğer x artı 4'e x'in cevabı kaç gelir? 4 gelir. Baktım seçeneklere vurdum cevabı 4'e. Olay mevzu budur. Aa bu bu, bu, bu kamera kapalı. Olay mevzu budur derim. Ha bir şey daha söyleyeyim. Sıradaki soruyla devam edeceğiz ama ben sonraki adımlarda karşına geleceğim. Hiç merak etme. Tekrar geliyorum. Tekrar. Hatta ne zaman? Bir sonraki adımın 4'ün sorusunda bir daha buluşacağız. Onu bir daha atlamışım. Hadi bakalım bir sonraki soruyla devam. Belli olan ikisini bul. Buldum. Aradaki farka bak. Kaç? 2 birim. 2 birim 2K'ye tekabül ediyorsa K başına kaç arttırıyor? 1 bir birim arttırıyor. Buradan buraya giderken 3K dediğine göre kaç arttıracak? 3 arttıracak. 5'e 3 ekledim. 8 hocam. Buradan buraya giderken kaç birim arttıracak? 1K'ye bir gittiğine göre 1 arttıracak. Burası nedir hocam? 9. E 9 artı 8 doğru cevap 17 diyelim. Bir sonraki soruya hızla geçelim gidelim. Yine müthiş bir soru var. Harika bir soru var. Yamuk var. Eşkenar üçgen var. Her şey var sorunun içerisinde. Şekil 1'de. Bir kenarı 8 birim olan ABC eşkenar üçgeni. Bir birimi 8. Burası da 8. İkisini kullandın. 6, 2'ye böldün. 3. E bunlar zemine paralelse bunlar da 3. Bunlar da 3. Burası da 2'dir. Bitti. En azından bunları yazır. Ve diyor ki sonra D, BC kenarına paralel. DE ve FG boyunca kesiliyor. Evet kesildi. Ve üstteki üçgen atılıyor. Bunu atıyor gönderiyor. Geriye kalan iki tane yamuk parçası var. Tamam şekil 2'deki gibi yamuklar elde ediliyor. Hatta hatta bu yamukların kenar uzunluklarını biz biliyoruz. Bunlar üçer birimdir hocam. Şurası da ikişer birimdir. En azından elimdeki bilgi bu. Hatta burayı da biliyorum. 8 birim yazabilirim. Bak burası 8 birim. Güzel hocam. Daha sonra bu iki yamuk tabanları doğrusal CD noktaları çıkış ayak şeklinde düz bir zeminde şekil 3'teki gibi yan yana yerleştiriliyor yerleştirildi. Buna göre şekil 3'teki ifadeye göre verilenlere göre şekil 3'teki BE uzunluğu kaç birimdir diye bana soruyor. Şimdi BE uzunluğu bizim nereye tekabül ediyor? BC ile e, şunun taban tersi yani şunun şuna x desek şuna 8 desek burası aslında x artı 8. Biz şu x'i bulduk mu soru biter. O x nerede hocam? Bak o x aslında burada ya tekabül ediyor. Bunun en fikir miyiz? En fikiriz hocam. Peki biraz başlayalım. İşlem yapalım istiyorum. Arkadaş işlem yapmaya bile gerek kalmıyor. Bu eşkenar üçgen ya şunların her biri 60 dereceydi ya zemine paralel çekil kesiliyordu. Ya hocam burası x, burası 3, burası 3 ise o zaman bu da nedir? 3'tür. Eşkenar üçgen olduğu için buradaki 3'ü alır gelirsin. O 3 gelirsin buraya. E biz bu da şuraya da 8 demiştik. 8 3 tane yaptı? Yan yana iki kazık anlamayana çok yazık 11 yaptı hızla vurdum yine üçgen benzerliğine ne yapıyoruz yamukta devam ediyoruz hem de kelebek bu sefer kelebek neydi hatırla biz o kelebeği şöyle anlatmıştık sana önce paralel iki tane doğru çekiyorduk şöyle yapıyorduk paralel çektim bu doğruları evet hocam paralelse eğer bu iki doğru ne yazıyorduk hocam burası noktaysa burası da noktadır. Hocam burası cızık açısıysa burası da cızıktır. Hocam burası küpeli açıysa burası da küpelidir. Diyorduk ki ey hocam o zaman burada ne vardır? Paralellikler vardır. Bu paralellikler bize neyi verir? Kelebeği verir. Yani ben buraya A desem, buraya B desem, buraya X, buraya Y desem ne yapıyorduk? X'in Y'ye oranı, X'in Y'ye oranı A'nın B'ye oranına hocam her daim eşittir. Bitti bu kadar. Güzel. Bunun mantığı anlaşıldı. Gelsin bakayım. Yamuktaki kelebek benzerliği. Bak yamuktaki kelebek benzerliğinden kastım bu. Güzel. Bu kelebek benzerliği var. Biz ne yapacağız? Burada beraber iş halledeceğiz. Fakat bu kelebeklerin kesiştiği noktadan ben zeminlere paralel alt tabana üst tabana paralel çekersem buradaki oranlar yine daha doğrusu şuradaki uzunluklar yine birbirine ne çıkacak? Eşit çıkacak. Çünkü bak bu üçgende de şu benzerlik var. Yandaki üçgende de bu benzerlik var. Ve ikisinin de tabanları aynı üçgenler. Bak bir üçgen burada var, bir üçgen bu tarafta var. Görüyorsun? O yüzden buradaki parçaların uzunlukları o kelebek parçaları hep birbirine eşit. Işte. Hocam nasıl çözeceğiz? Arkadaş, kelebeği göster bana. Kelebeği, kelebeği gördün mü? Gördüm hocam. Kelebekteki benzerliği göster şimdi. 2'nin x'e oranı hocam. 2'nin x'e oranı yukarıdaki 3'ün 12 oranı. 3'e 12 oranı. Sadeleştirdim 4. işler dışlar yaptım. X eşittir 8. Yapıştır 8'e gönder çağır yenisini. Hocam biz yamukta çalışıyorsak eğer köşegenlerin kesişim noktasında oluşan parçaların uzunlukları birbirine her daim eşit dedin sen. Aynen öyle eşittir. Yola devam. Hocam biz bu x'i nasıl bulacağız? Yaparız beraber. Şimdi bak aynı x aslında burada da devam ediyor değil mi? En azından onu öğrenmiştik. Güzel. Şimdi ben sana şunu soracağım. Buradaki sarı üçgenle buradaki sarı üçgenin benzerlik oranını bulabilir miyiz? Buluruz hocam. Tabanlar oranı bize benzerlik oranını verecek. Tabanlar oranı ne geldi? 1'e 3. Yani herkes karşısındakinin k katına eşitse küçük üçgende k uzunluk, büyük üçgende 3k. Küçük üçgende k ise büyük üçgende 3k'dir hocam. Evet çok mantıklı. k'ye 3k. Çok mantıklı, güzel. Şimdi bir şey soracağım. Arkadaş o zaman biz şöyle bir benzerlik yapamaz mıyız senle? K'nin 4K oranı. K'nin 4K oranı. Bak sadece benzer üçgen 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 başka bir şey yok. Anlayamıyorsan, zorlanıyorsan, bil ki üçgenler daha hala eksikler var. Bu eksikler bitmeden maalesef bu konular da olmuyor. Sadeleştirmeleri yapıyorum. X yerine sadece 3 yazıyorum. Anlaşıyor muyuz? Bak yine ben çok benzer soru çözeceğim. Hızlı hızlı çözeceğiz ama benzer soruları çözümüz için zorlanmayacağız. Bak şimdi Hocam şöyle bir baktım. Ne var burada? Bak burada şu üçgenlerin benzerliği var hocam. Yakaladık mı benzerliği? Kaça kaç benzerlik var? Gel beraber bulalım. Tabanlara oranı kaç? 4'e 5. Tabanlar oranı 4'e 5 ise benzerlik oranı kaçtır? 4G'ye 5G hocam. Değil mi? Öyle yazarsın normalde. Hatta benzerliği şu taraftan göstereyim. Mevzuyu daha hakim olacaksın. Hocam burası eğer 4 k ise tamamı ne olacak? 5G olacak hocam. Değil mi? Mantıkken öyle oluyor. 4K'ye 5K oluyor. İşitemadan ise yapıyor muyum diye baktım. Hocam 5K bu taraf değil ki. Bir dakika. Benzerliği yanlış yerde gösterdik. O taraf değil. Şöyle yapacaksın hocam. Aman diyeyim. Ben de diyorum. Şekil hiç mantıklı durmuyor. Şurası 4K ise tamamı 5K. Şimdi mantıklı oldu. Tamamı 5K ise şuradaki küçük parçaya ne kalır? K kalır hocam. Sildim bunu. Aa bir dakika. Yeni bir benzerlik gördüm hocam. 4K'nin K'ye oranı yani K'nin 4K'ye oranı tabanlar oranında nerede eşittir? Şuradaki kelebek üçgenle eşittir. O kelebeği çizeceğim arkadaş. O kelebeği çizeceğim. İşte çizim. Hocam K'nin 4K oranı 5'in X oranında. K'ler birbirini götürdü. X eşittir 4 kere 5'ten ne geldi? 20 geldi. Vurdum cevabı 20'ye. Olayı bitirdim. Ne oldu? E bir adım daha bitti hocam. Ne yapacağız? 6. adıma geçeceğiz. 6. adım nerede? Burada. ve ama önce 6. adımdan önce ne yapıyoruz? Bunu beraber bitiriyoruz. Gel beraber bitirelim bakalım. Hocam 3 var, 4 var, x var, 12 var. Burada ne var demiştin sen hocam? Kelebek benzerliği. Kelebek benzerliğinden biz ne yapabiliriz hocam? Bunu yapabiliriz. Şimdi diyorum ki 3'ün x oranı. 3'ün x oranı. 4'ün 12 oranına. 4'ün 12'ye oranına eşittir. Cırt, acırt yok. Cırt yok. Burada cırt yok. Şu 3 kalıyor burada. 4 ile bu cırtladı burada. 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptım. X eşittir 9'dur dedim. Doğru cevabı C seçeneğine bıraktım gibi gönder gelsin hocam dedim. Evet biliyorum zorlanıyoruz ama biliyoruz ki bunun cevabı eşit. En azından bu kolay. Hocam bunu halleder miyiz beraber? Halledelim sen iste. Bak 3'ün 6'ya oranı. Yani ne demek? 1'e 2 demek değil mi? Yani ben buna 1 M edersem buraya kaç M ederim? 2 M ederim. Bitmedi. Şimdi de diyorum ki hocam tersten oran yapacağız değil mi? 2 M'nin 2 M'nin 3M'ye oranı tabanlar oranına eşittir. X'in 3 oranına eşittir. Bunlar gitti. 3'ler gitti. X eşittir. Ne geldi? 2. Dur cevap E seçeneği. Yine bir soru daha. Biz 5. adımınla yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bence bir önceki soruyla çok benzer soru. Bunu sana bırakacağım. Bırakma. Bırakacağım. Bırakma. Bırakacağım. Bırakma hocam. Bırakmıyorum. Ben. Tamam sen bilirsin bırakmayacağım. Biliyorum istiyorsun bu soruları değil mi? Hocam burada benzerlik var değil mi? bak Beraber yapalım. 3'e 4 oran var hocam. 3'e 4 oran var. Yani 3M'ye 4M mi hocam? Aynen öyle. Şuraya 3M yazarsam tamamı 4M olması için buna M yazmaz mı? Yazarım. E şimdi sen bana şeyi söyle bak. Ben burada şunu çizdiğim andan itibaren ne oldu? Kelebek oldu hocam. Kelebek ne diyor peki? M'nin 3M'ye oranı. M'nin 3M'ye oranı 4'ün X'e oranı hocam. M'ler gitti. X eşittir. 3 kere 4'ten 12 birim doğru cevap C seçeneği. Vurdum cevabı. Gönder gelsin dedim. Bırakmayacağım sana. Ben çözeceğim. İzle beni. Hocam nereden başlayacağız ya arkadaş? Sadece benzerlik arıyor gözüm. Başka bir şey aramıyor. Üçgeni de göstereyim istiyorum ama sana. Tamam mı? Hocam bak 4'ün hmm, kaç oranı acaba? 4'ün tamamı paydalar 12 oranı eşittir. Sadeleştir bak kolaylaştırayım işi. Burası M ise burası 3 M'ymiş hocam. Bu ne demek? Hocam burası M ise tamamı 3 M. Tamamı 3 M ise burası ne? 2 M'ye kalır. Peki bunlar aynı oranları karşısına veriyordu hatırla. Hocam eğer burası 2 K ise burası K. Şimdi gel yeşil üçgenlere. Şimdi gel yeşil üçgenlere arkadaş. Ne var? Kelebek benzerliği var. 2K, K, X, 12. K'nin 2K'ye oranı küçüğün büyüğü oranıdır yine. X buradan 6 birim gelir. Doğru cevap. E seçeneğidir. Biri daha bir tarafa. vurdum cevabı. Gönder gelsin dedim. 6. soruyla yola devam. A, B, bir yamuk. AC C kesişim B'de. İşte bir eşit. Yani burada köşegende kesişiyorlar diyor. AB paraleldir. E, AB B paraleldir. E, F ye. Bak burada da küçük bir yamuk oluşturuyorum kendi içimde yani. O şekilde de makasla keseceğiz herhalde. A, B, C 12 santim. A, B 12 santim. Şu arkadaşın tamamı da 12 santim enteresan. O da kullanılacak elbette ki. Şurada kalsın bakalım. AD 6 santim. Burası verilmiş. BC 18 santim. Şurası verilmiş. 18. Yani bu kelebeği görebildin mi? Tersten. Gördüysen işimize yarayacak. Şekil mavi çizgiler üzerinden kesildiğinde oluşan ABF bu dörtgenin çevresine kadardır benden bunu istiyorum. Ne yapalım hocam? Ne yapacağız? Çok basit. Öncelikle buradaki Z'yi kullanacağım arkadaş. Daha doğrusu Z diyorum. Kelebeği kullanacağım. Oran kaç? 6'ya 18. 6'ya 18 oran sadeleştirirsem 1'e 3 oran mıdır? Yani 1K'ye 3K ye yazar mıyım? Nereye yazarım? Bak 1 tane K, 3 tane K'ye yazarım bunu. Hatta hatta bir tane M, 3 tane de M'yi buraya yazmaz mıyım? Yazarım hocam. Sil şimdi bu yeşilliklerle işim yok benim. Hocam bak bu 12'nin tamamı kaç K'ye çıktı? 3K pardon. 3K, 1K daha 4K tamamı 12 birimse k'nin cevabı nedir? 3. Neresi 3 hocam? Burası 3. Neresi 3 hocam? Burası 3. Neresi 12 hocam? Burası 12. Peki bak m 3 m daha. Ne yaptı? 4 m. Eğer 18 ise 2'ye böldüm 2 m 9'dur. m'nin cevabı nedir? 4,5'tir. Neresi 4,5? Bak burası. Orası neresi? Burası 4,5. Bitmeli bir benzerlik daha var. Üçgenlere bak yatay durumdaki. 3 m'nin 4M'ye oranı ben şuna X dersem X'in 12 oranı gibi düşüneceksin. X'in 12 oranı. M'ler gitti. 4'ler sadeleşti. 3. X eşittir buradan ne geldi? 9. 9 dediğim yer neresi? Burası. 9 dediğim yer neresi? Burası. Şimdi benden bunların toplamını istiyor. 9, 12, 3 bir de 4,5 var elimizde. Şunları bir toplayalım bakalım. Buçuk zaten geliyor oradan. 9, 11, 7 daha. 18'in 8'i elimde var bir ne yaptı 28 buçukla doğru cevap D seçeneği bir soru daha bir adım daha bitti böylelikle. Evet günün son adımına 6. adımına geliyoruz 6. adımda da yine bütün dörtgenlerde geçerli olacak bir taktikten bahsedeceğim sana. Zaten yamukta anlattım bak onu da söyleyeyim baştan yamukta anlattım bütün özellikler bütün dörtgenlerde geçerli hepsinde geçerli. Nasıl yani hocam? Delta. Del, delta del, del. Bundan sonra geleceklerin hepsinde geçerli diyeyim Ben sana tam olsun tamam. Ne mesela paralel kenarda geçerli. Dikdörtgende geçerli. Karede geçer, geçerli. Hepsinde geçerli. Hiç kafanı yorma yani. Tamam hocam yormayacağım. Ne diyeceğim peki? Yamukta aç ortay uygulamaları. Eğer ben bir yamuk çizer buradan açıortay ortay verirsem açıortayın ortayın kolunu uzatıyorsun yan tarafı uzatıyorsun. Böylelikle burada ne elde ediyorsun? İkiz kenar üçgen. Bu kadar. Bu kadar. Peki bu kuralı ispatlayacağım böyle güzelce. İki üçgen oluşturmaya çalışacağız. Açı ortaydan bir tane varsa. Yok hocam şöyle yapmış soru bize. İki tane açı ortayı birleştirmiş. Nasıl birleştirmiş bak buradan. Buradan bir açı ortay çıkmış. Buradan bir açı ortay çıkmış. Burada birleştirmiş. Burası da açı ortay. Burası da aç ortaysa bekle. Bir şey anlatacağım. Şuna x açısı dersen bu da x olur mu? Olur. İspada lütfen yaparsan çok sevinirim benimle birlikte. Biz biliyoruz ki yamukta bu iki açının toplamı ki kendisi 2x artı 2y yapacak. 180. Nasıl ya hocam? x artı y kaç gelir her tarafı 2'ye bölersem 90. x artı y 90'sa şu köşe her zaman 90 derece. Her zaman 90 derece. Nasıl yani hocam? Ben buradan açı ortay. Buradan açı ortay çıkarsam burası her zaman 90 derece mi? Aynen öyle. Ve aynı zamanda buradaki açı ortayların tam ortasından geçen doğru. Yani bak tam şuradan geçen doğru. Hani dik üçgende bir özellik vardı. İndim dikten. Denden denden den ortadaki benden. Evet hocam burada bir eşitlik oluşuyordu. Aynı şekilde indim dikten. Denden denden den ortadaki benden. Yani burası aynı zamanda nedir arkadaşım o 90'ların geçtiği yer? Orta taban olmak zorundadır. Başka da bir yer olamaz. Bak burası aynı zamanda neymiş? Orta tabanmış. Vay be hocam neler öğrendik neler. Yine coştuk yine. Gel 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 gel. Eğer sadece bir tane açı ortay varsa soru ne diye yalvarıyordu? Uzat arkadaş uzat. Uzattım. Yan tarafı da uzat. Uzattım. Ne var burada? Bir dakika paralelliği öyle gösteremem. Güzel olmaz. Ne var hocam? Paralellik var. Z'den dolayı bunu taşıdım mı? Taşıdım bu kenar artık bu kenara eşit mi? Eşit. Burası 7 ise burası da 7 mi? 7 hocam. Burası 3 ise burası 4 mü? 4 hocam. Peki sorumu değiştiriyorum. Diyorum ki madem böyle geldik gel şunları da uzatalım. X istiyor ya soru benden. Burada ne görüyorsun? Kelebek üçgen. 2'nin X'e oranı 2'nin X'e oranı tabanlar oranının 4'e 8'e oranına eşittir. Sadeleştirdim. 2 sadeleştirdim. 4. X buradan eşittir. 4. Oluyor mu? Sadece benzerlik başka bir şey yapmadım. 2 tane açı ortay komşu açı ortaylar birleşiyorsa buradaki açı her daim 90 derecedir. Kimde? Ya mukta. 90 derece. Peki buradan paralel çekiliyorsa tabanlara indim dikten denden denden den, ortadaki benden var. 6 6 6 2 tane 6'dan x ne geldi? 12. Bir tane çekmiş hocam o zaman onu ne yapıyorsun? Uzat arkadaş uzat uzattım. Bunu da uzat arkadaş uzattım. Ne var hocam burada? Bak şu bir dakika yine Z'yi tersten çizemedik beceremedik. Ha. Şuradaki Z'yi gördük mü? Gördüm hocam. Nokta nerede? Burada da nokta burada da nokta. Bitti mi? Bitmedi hocam. Şimdi diyorum ki şuradaki kelebeği görmeni istiyorum. Bak direkt X'e gidemiyorum. Bekliyorum. Direkt bir gidemedim bekledim. Dedim ki hocam burada bir kelebek var. Bu kelebek diyor ki bana 8'in 4'e oranı. Gel buna Y diyelim tamam mı? 4'ün 8'e oranı Y'nin tabanlar oranı yani 14'e oranına eşit olacak. Sadeleştirdim 2 kaldı. Sadeleştirdim 7 kaldı. Y'nin cevabı eşittir 7. Tamam da ben sana 7'yi sormadım uyuma. Ben de sen, ben de sen uyan, uyan, uyan. Kendine gel, toparlan. Hocam neresi 7? Burası 7. E arkadaş buradaki uzunluk ikiz kenar değil mi? Baksana noktaya nokta açsa. 7 artı 6'dan ne geldi? 13 birim geldi. X ne geldi? 13 birim geldi. Olay bitti. Gönderin gelsin sıradaki. Baktım. Şekildeki yamukta x kaçtır? Şöyle baktım açı ortay. Şöyle baktım açı ortay. Dedim ki arkadaş buradaki aç. Oh, bir dakika yamuk. Ehret oldu eğret. Buradaki nedir arkadaş? Dikliktir. Bu dikliği yazdım. Yani 90 derece var. Ve biz bu diklikte neyi yazmıştık? Şuradan demiştik ki eğer tabanlara paraleller çekilirse ne olur? İndim dikten. Denden denden den, ortadaki benden olur. Hocam şu parça altı. Şu parça 6. Şuradaki parçada 6. Peki bir şey sorum daha var. Biz bunları toplarsak şunun yarısını daha doğrusu bunun iki katını elde etmiyor muyduk? Niye? Hocam burası orta tabanda orundan. 8 artı 14'ün yarısı orta taban yani x artı 6 eşit. 8 artı 14 nedir? 22'dir. 2'ye böldüğün nedir? 11'dir. 11 x artı 6 eşitse x'in cevabı 5'tir ve günün son adımı maşallah diyorum bir saate geldik. Bir saat yaptık ya neler yaptık biz seninle. Ama tabii ki adımı da çözmeden seni bir yere bırakmam. Gel uzatma sorusu mu hocam mı? Bak o kadar çok örnek yapıyoruz ki daha soruya uzaktan bakarken diyorsun ki hocam uzatma sorusu mu? Niye? Paralelliği gördüm buradan. Dedim ki bak bunu buraya aldım nokta. Eğer burası 10'sa burası da 10'dur dedim. Burası 6 ise buranın tamamı 10'sa buraya hocam 6 kalır. 4 ise pardon. Peki dedim ki bak burada kelebek üçgen var. Kelebek benzerliği yapalım dedim. X'in 6'ya oranı 6'nın 12'ye oranına eşittir. Evet hocam. Cırt sana cırt sana 2. Cırt sana cırt sana 3. İçler dışlar. X eşittir. Gönder gelsin. Gönder gelsin başka bir şey demiyorum. Peki ne yapacağız? Hocam burada bu var. Yani açı ortaya geliyor. Uzat açı ortaya hocam uzattım. Uzat bunu uzattım. Ne geldi burada? Nokta açısı. Ne var burada? Nokta açısı. Ne var burada? X. Ne var burada? Bu da X. Neden? İkiz kenar üçgen. Dördünü kullandın. Şu arkadaşa ne kaldı? X eksi dört kaldı hocam. Hemen baktın dedin ki hocam burada krallar gibi kelebeği yakar alırız. Kelebek ne diyor bize? Bak böyle 6, 3 diyor. X eksi 4, 10 diyor. Yani 3 bölü 6 oranı doğru yazacaksın yanınıza. Ben az önce ters söylüyorum ama sen benim ters söylediğimi aldanma. mı? Ben sana sırf böyle iyi öğren diye yapıyorum falan dermişim. O da değil. Ama sen güzel yap onu. X eksi 4 eşitse 5'e karşıya atarım. X eşittir 9 duracağım. Doğru cevap B seçeneği. Hepsini çözeceğim. Hiç merak etme. Misal bu. Aç ortay var. Aç ortay var. Yamuk olduğu belli. O zaman paralellik de varsa burası 90. Bu 4 ise bunlar artık nedir hocam? Tabii ki muhteşem üçlüdür. 4'tür 4'tür. 4 4 8'dir hocam. Gönlerin gelsin. Devam. Baktım. Açı ortay var. Açı ortay var. Ne var hocam burada? 90 derece var. Peki 90'ı gördüm. Ardından dedim ki arkadaş ben bunu paralel olacak şekilde uzatsam desem ki indim dikten den, den 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 ortadaki benden. Bravo. Peki 5, 13, Burası nedir? Orta tabandır. 13 artı 5 bölü 2'den. 18 bölü 2'den nedir? 9. Nereden neresi? Buradan burası. 9'sa. 4'ü buradaysa buraya ne kalır? 5. 5, 5. Muhteşem üstüden. X eşittir. 2 kere 5'ten 10. Bitmedi. Bir tane daha var. Hocam çek bunu buradan. Çektim. Niye? 90, 90, 90. Aç ortayı, aç ortayı 90. Daha güzel oldu. <laughs> 5, 5, 5 mi hocam? 6-18. Orta tabanı bulmaya çalışıyorum. Çıkarıyorum 24 bölü 2'den ne kaldı? 12. Neresi 12 hocam? Burası. Aman Allah'ım bunlar ne kolay sorular hocam. Cayır cayır çıkıyor ya. X'e ne kaldı? 7. Vurdum. Günün son sorusu. Gön gelsin. Hakkını vererek geldiysen sen de benimle birlikte ya hocam gerçekten yoruldum diyorsan lütfen beğen tuşuna basarsan bir de yorum atarsan desteklerin her şeyden de önemli. Hele ki paylaşırsan var ya dadından inmez diyelim. ABCD yamuğunda. A ve B açılarının açı ortayları yamuğun içindeki bir E noktasında kesişiyor. Açı ortaylarından bahsediyor. A ve B açılarının açı ortayları şurada bir yerde kesişiyor diyor. Tamam dedim. Bak buradan bir açı ortayı aldım. Buradan bir açı ortayı aldım. Dedim ki şurası E noktasıdır. E noktasının DC'nin orta noktasına olan uzaklığı 8 birim. A ve B açılarının açı ortayla tam. E noktasının DC'nin orta noktasına. DC'nin orta noktasını seçiyorum. Burası hocam. Evet. Buraya olan uzaklığı 8 birim. Bana bir de bunu veriyor. Çok enteresan bak. Soruda bir dakika kırmızıyla yazalım yani Bir de bana burayı veriyor. Buradan burası uzaklığı diyor. DC'nin orta noktasının uzaklık demek bir doğruyla birleştir demek. Dikkat demek demiyor. Yani orta noktasını burayla birleştir diyor. Şimdi artık orta noktasını birleştirince ben bunların ne olduğunu biliyorum bir kere. Paralel kenar. Çünkü bu doğrunun devamı burada nereye gidecek? Orta tabanı oluşturacak. Orta tabandan doğru indimdikten denden denden ortalıkları benden oluşturacak. AD paraleldir BC. E tahmin ettik zaten onun bir yamuk olduğu verilmesi gerekiyordu. Ortada bunun uzunluğu 11 birim. Orta tabandan kastı ne? Burası. 11 burası. 8 burası. Burası ne? 3. Burası ne? 3. Buradan burası ne? 6. Sen ne sordun? A, B, O ne? Alt. Vurdum cevabı. Bir gün daha sonuna geldik. Finit oluyoruz. Bir gün daha beraber bitirmenin verdiği mutlulukla. Hadi gel o kamp sayfasını açalım. Bak. Kara gözüktü abi. Kara gözüktü. Kampın ucu gözüktü. Adım adım. 26. gün bitti. E son viraja kadar beraber ilerleyeceğiz. Son bir iki virajımız kaldı. Yorulduk mu yorulduk. Didink dink 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 Dirsekler acıdı mı acıdı. Eller acıdı mı acıdı. Ama hiç fark etmez. Gün gelecek sonu gelecek. Gün gelecek. Bu Hatı, bu hatıra diyorum. Bu kitap birlikte bitecek. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste buluşana kadar kendine çok iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.